Mutlu akşamlar. Takvimler 10 Aralık 2018 Pazartesi'yi gösteriyor. Ben Fatma Meltem, Nazlı Yılmaz, TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız, hayatın gerçeklerini paylaşacağız bu akşamda. Yoğun bir gündemle karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni umutlar, yeni başlangıçlar derken bültenimizi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli mesajlarıyla açacağız. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen İnsanlığın Medeniyeti programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli mesajlar verdi. Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, gözü şahsi çıkarından başka hiçbir şey görmeyen asla Adalet ve Kalkınma Partisi çatısında barınamaz dedi. Bu mesajlarla bültenimiz başlıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen İnsanlığın Medeniyeti programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimler öncesi önemli bir uyarı yapan Erdoğan, kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, gözü şahsi çıkarlarından başka hiçbir şey görmeyenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur dedi. Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, erişilemeyen ve konuşulamayan kişi durumuna gelen, İstişareden uzaklaşan, gözü şahsi çıkarından başka hiçbir şey görmeyen kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yok. AK Parti şu veya bu kişinin, şu veya bu dar kadronun değil, bizatihi milletin partisidir. Milletin partisini milletten uzaklaştırmaya kalkan karşısında şahsı mı bulur? Dikkat ederseniz taşıdıkları tüm ünvanları, geldikleri mevkileri, makamları AK Parti'ye borçlu olup da bugün başka mecralara yelken açmaya çalışanların ortak özelliği kibir abidesi haline dönüşerek milletten kopmuş olmalarıdır. 40 yılı aşkındır siyaset yapan bir kardeşiniz olarak bu tuzağa düşüp de iflah olan kimseyi görmediğimi özellikle belirtmek isterim. İsimler gelir geçer. Baki kalan sadece davalardır, hizmetlerdir. Bizim sadakatimiz davamızadır, hizmetimiz milletimizedir. Erdoğan 31 Mart 2019 akşamı AK Parti'ye 15. zaferi yaşatacaklarını da ifade etti. AK Parti Türk siyasetinde daima hakkın, haklının, hukukun velhasıl insanın yanında yer almıştır. Almaya da devam edecektir. Biz halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bir siyasi geleneğin müntesipleriyiz. Aslına bakılırsa bugüne kadar girdiğimiz 14 seçimde milletimizin karşısına özünde sadece bu taahhütle çıktık. Önümüzdeki seçimlerde de milletimize sözümüz aynıdır. Belediyelerde halkımıza en iyi hizmetleri vermenin, şehirlerimizi en güzel şekilde mamur etmenin, çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmanın gayreti içinde olacağız. Genel merkezimizle, teşkilatlarımızla, adaylarımızla AK Parti'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimizle gece gündüz çalışarak 31 Mart 2019 akşamı partimize 15. zaferimizi yaşatmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinledik. Aslında uzun zamandır Adalet ve Kalkınma Partisi ile siyaseti şahsi çıkarı ve menfaati uğruna yapanların ayrıştırılması gerektiğini vurguluyor. 2019 Mart yerel seçimlerine gidilirken de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ehliyet, liyakat, sadakat, tevazu gibi önemli aday kriterleri vardı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ise Doktor Mehmet Hilmi Güler. O da Ordu'da hızlıca sahada çalışmalara başladı. Bugün seçim çalışmalarını gazetecilerle sürdürdü. Daha doğrusu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti Mehmet Hilmi Güler. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve yine sevgi vurgusu yaptı. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesindeki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştu.
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Doktor Mehmet İlmi Güler bir ziyaretinde Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ne yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve birçok partilinin de eşlik ettiği ziyarette Başkan adayı Doktor Mehmet İlmi Güler ve beraberindekileri Cemiyet Başkanı Erdoğan Erişen ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Çat kapı geldik yani. Hesapsız kitapsız, tamam mı? Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Çat Kapı Cemiyeti ziyaret eden Doktor Mehmet İlmi Güler ve beraberindekilere hoş geldin konuşması yaptı. Uzun yıllar ülkemizin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı yürüten Sayın Doktor İlmi Güler bugün bizleri ziyaret ettiler. İl Başkanımız Halit Tomakin ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Engin Tekintaş'la birlikte kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii yeni yerimizde ilk ziyaret oldu Sayın Bakanımızın. Öbür taraftaki son ziyaretinde de başta doğalgaz olmak üzere barajlar ve dere yoluyla ilgili kendisini yılın bürokratı olarak ödül vermiştik, hatırlıyorsanız. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz orada yaptığı hizmetler için. Sonrası için de daha çılgın projelerle ilgili kendisinden bekliyoruz, inanıyoruz iyi olacağına. Tekrar hoş geldiniz. Sağ ol, buyurun. Teşekkürler. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Doktor Mehmet İlmi Güler ise sizleri ve orduyu çok seviyorum diye sözlerine başladı. Hiçbir ayrım yapmadan orduyu kucaklayacaklarını söyleyen Güler, sevgi ordusu ve gönül belediyeciliği oluşturmak için ordudayız diye konuştu. Bu tamamen böyle kendiliğinden yaptığımız ani bir ziyaret. Zaten işin samimi boyutu da böyle olsun istiyoruz. Biz sizi çok seviyoruz, orduyu çok seviyoruz. Ordu'da hiç ayrım yapmadan herkesi kucaklamaya geldik. Herkesi sevgiyi büyütmeye geldik. Dolayısıyla bizi burada birleştiren en büyük ortak payda ordunun sevgisi. Ordulu olmak, ordunun sevgisi. Orduyu daha güzel bir hale, zaten güzel ordumuz, zaten yeşil olan ordumuzu daha güzel ordu, daha yeşil ordu yapalım. Birbirini seven, ortak aklı kullanan, ortak kararlar verebilen, bilimsel belediyecilik anlayışıyla gönül belediyeciliğini oluşturmaya geldik. Ziyarette bol bol fındık yiyip enerji depolayan Güler, TV52'nin fındıkla ilgili projeleriniz var mı sorusuna ise ser verip sır vermedi. Ancak fındığın gündemlerinde olduğunu belirtti. Ortak bir derdimiz var. Evet. Şu anda önünüzde bulunan tabaktaki fındık. Evet. Ona ilgili belediye olarak bir çalışmanız olacak. Tabii canım. Belediyenin şöyle şeyler, görevlerine bakın. Çok geniş. Çok geniş. Yani onun içinde tabii ki düşündüğümüz şeyler var ama o proje kısmına geçmeyelim. O millet için zor olan şey bizim için kolay. Proje bizim işimiz. Önemli yasa değişikliğiyle çeyiz katkısı 7500 lira, konut desteği 25 bin liraya çıkarıldı. Eşler her iki destekten ayrı ayrı yararlanıp toplamda 65 bin lira hibe alabilecek. Evlilik hayali kuranlara devlet kolaylık sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da başlatılan konut hesabı ve devlet katkısı uygulaması yapılan son düzenlemeyle daha da cazip hale geliyor. Konut alacak gençlere devlet katkısında üst limit önceki gün meclise sunulan yasayla 25 bin liraya çıkarılacak. Böylece 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktiren ev alırken devlet de 25 bin lira karşılıksız para verecek. Söz konusu düzenlemeden çiftler ayrı ayrı faydalanarak 25'er bin lira alabilecek. Konut hesabı ve devlet katkısı uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunuyor. Eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın %15'ini, 4 yıl kalanlar %18'ini ve 5 yıl kalan da %20'sini alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara en fazla %25'i kadar destek sağlanacak. Çeyiz desteği de 5000 liradan 7500 liraya çıkarıldı. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Böylece toplamda 65 bin lira devlet desteği elde edilebilecek. Kış mevsimi kapıyı çalmak üzere, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretse de bugünlerde meteorolojiden önemli yağış uyarısı geldi. Ordu'da şiddetli yağış bekleniyor. Yağışlar yüksek rakımlı ilçelerde kar şeklinde etkisini gösterecek.
Ordu yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Özellikle iç kesimlerde salı gününden itibaren perşembe gününe kadar karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Düşük hava sıcaklıklarına bağlı olarak kar yağışının ardından özellikle yüksek kesimlerde Gürgentepe, Akkuş, Mesudiye, Korgan gibi ilçelerde don ve buzlanma olayı görülecek. Yalnız sahil kesimlerde kar yağışı görülmeyecek. Yağışlar yağmur olarak seyredecek. Hava sıcaklıklarında ise 10 dereceye kadar düşüş gözlemlenebilir. Yüksek kesimlerdeki hava sıcaklıklarının ise -7'lere kadar düşmesi bekleniyor. Valilikten yapılan uyarılara göre ise bu akşam saatlerinden itibaren bölgenin genelinde güneyli yönlerden rüzgarın fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanmaması için vatandaşların tedbirli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonu normale dönmesi bekleniyor. Fındığın verim ve kalitesini artırmaya yönelik olarak uygulanan fındıkta iyi tarım uygulamalarına üreticiler yoğun ilgi gösteriyor. İyi tarım için destekleme ödemeleri 7 Aralık Cuma günü başlamıştı. Destek başvurularına kısa sürede 1698 üretici başvuru yaptı. Fındığın verimini ve kalitesini artırmaya yönelik olarak son yıllarda hayata geçirilen projelerden biri olan fındıkta iyi tarım uygulamaları hem ekonomik açıdan hem de fındığın sağlıklı olması açısından oldukça önemli. İyi tarım uygulamaları sayesinde fındıkta verim ve kalitenin ciddi şekilde arttığı da gözleniyor. Fındığın kalitesi adına oldukça önemli olan iyi tarım uygulamasına başvuru yapan üreticiler 7 Aralık Cuma gününden itibaren destekleme ödemelerini de almaya başladı. Konu hakkında Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan TV52 Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. İyi tarım uygulamaları şu anda ordu ilimizde uygulanıyor. Tabii ki iyi tarım uygulamaları nedir? Yani o özellikle çiftçilerimiz tarafından tam da bilinmiyor. Ama baktığımız zaman da şu anda iyi tarım uygulamaları adı altındaki projede ordu toplamında 1698 kişi şu anda iyi tarım uygulamaları desteğini alıyor. Bu 1698 kişi toplamda 66.146 dekar üzerinden destekleme alıyorlar. Bu desteklemenin tutarı da 2.65 milyon gibi bir ödeme ordu çiftçilerimizin hesaplarına yatıyor. Ordu ekonomisine önemli bir katkı olarak girmiş oluyor. Bu destekleme ücretleri de 7 Aralık itibarıyla Cuma günü akşamından çiftçilerimizin hesaplarına TC numaralarına göre diğer desteklemelerdeki gibi yatmaya başladı. Başvuru sonrası destek alan üretici sayısını da açıkladı. Uygulama sayesinde üreticinin ekonomik olarak kazanç elde ettiğini belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Soydan, ihraç ürünü fındığın kalitesinin artmasıyla Türkiye'nin bundan kazançlı çıktığını söyledi. Bizim amacımız burada İl Tarım Müdürlükleri ile ziraat odalarımızın bir projesi bu. Bizim amacımız burada iyi tarım uygulamalarını daha da genişletmek, çiftçi sayısını çoğaltmak, bu şekilde hem destek almak hem de buradaki esas amacımız fındıktaki kalite ve verimi artırmaktır. Yani iyi tarım uygulamaları üretici, dahil olan üretici üzerinden, bahçesi üzerinden ilgili yetkili ziraat mühendisleri, o firma tarafından bir yıl boyunca o bahçeyle ilgili gübrelemesinden, kireçlemesinden, budanmasından, ilaçlanmasından, tüm bir yıllık bakımından tamamı bir yani bir sınavdan, bir imtihandan geçirilerek üretici burada sertifika hakkını elde ettiği zaman devlet dekar başı 40 lira olarak üreticiye destekleme veriyor. Soydan son olarak bölgede iyi tarım uygulamalarını yapan üretici sayısını artırmak istediklerini kaydetti. Tabii ki bu süreçte de bahçenin verimini, fındığın kalitesini muhakkak önemli ölçüde artırıyor. Dekar başı verim artmış oluyor. Çünkü dekar başı verim artırmak demek hep fındıkta kaliteye yansıyacaktır. Hem de üreticinin maliyetini aşağıya düşürecektir. Yani örneğin
bir dekarda 70-80 kilo alıyorsak bunu 100 kiloya, 150 kiloya doğru çıkardığımız zaman hem de bize ekonomik olarak yansıyacaktır hem de maliyetlerimizi düşürecektir. Tabi bununla ilgili de İl Tarım Müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimiz, ziraat odalarımız ciddi şekilde bir proje kapsamında bunu devam ettiriyoruz. Amacımız bunu daha önümüzdeki yıllarda daha genişleterek Ordu ilinde bunu yaymak. Ordu'da şehirler arası otobüste yolcu olarak bulunan kişinin üzerinde 245 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ordu'da şehirler arası otobüste yolcu olarak bulunan kişinin üzerinde 245 ekstazi hap ele geçirildi. Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'dan Rize'ye seyir halindeki şehirler arası otobüste seyahat eden HK'nın uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler otobüsü Altınordu ilçesinde durdurdu. Şahsın üzerinde ve eşyaları arasında yapılan aramada 245 ekstazi uyuşturucu hap ele geçirildi. HK'nın gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Şimdi Perşembe ilçesine çevireceğiz kameralarımızı. İlçe halkının önemli bir şikayeti var. Ordu'nun sakin şehri Perşembe ilçesinde yaşayan halk yıkılıp bilgi evine dönüştürülen ancak şu anda da bir harabeden farksız olan öğretmen evini geri istiyor. Ordu'nun sakin şehri olarak bilinen Perşembe ilçesinde yaşayan halk, yıkılıp bilgi evi yapılması kararlaştırılan öğretmen evini geri istiyor. Ordu'nun sakin şehri Perşembe ilçesindeyiz. Bu görmüş olduğunuz alan eskiden öğretmen eviydi. Fakat şu anda bir harabeden farkı yok. Güzel bir şey olsun buraya yeniden. Geliriz, çayımızı içerik, ailece otururuk. Çocuklarımız gelir oynar burada parkta. Geri istiyoruz, evet, aynen öyle. Burası neşelensin ya, Perşembemiz. Yani gelişsin istiyoruz ya. Bunu büyüklerimiz daha iyi bilirler. Kapattılar orayı. Öğretmenler oturuyor. Ben emekli öğretmenim. Oturuyorduk. Burada orayı kapattılar. Orada Yıldız Parkı kaldırdılar. Maalesef yani oturacak bir yer yok, kahve köşelerinde oturuyoruz. İstemem ne olacaksa isterim tabii. Niye öğretmenler evi, denizin kenarında masası, sandalyesi, her şeyi vardı orada. Çocuklar çalıştırıyorlardı, güzel hizmet veriyorlardı. Ama ne amaçla kapattılar, niye yaptılar onu bilemiyorum. Yani turizmin gelmesi için bu sahil parkında canlılık olması lazım. Ama orası harabe vaziyette. Gece ne oluyor, camlar kırık. Bir an bir şekilde metruk bir bina işte. 10 kişiden fazla çalışanın ekmek kapısı olan öğretmen evinin şimdiki hali içler acısı. Geri istiyoruz tabii. Aynı eski yönetimi geri istiyoruz. Bakanlıktan, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, hükümetimizden geri istiyoruz. Aynı eski durumu gelmesini. Ne düşünelim kızım? Ne düşünelim? Öğretmen evi yok, gençlik kulübü yok. Her şey bitti. Ben evle ilgili hiçbir çalışmamız yok. Kimse bakmıyor, ilgilenmiyor. İyi kötü burası bir parktı ya. Millet oturuyordu. Ne bileyim, ailesini getiriyordu, oturuyordu. Bunları yani bilmiyorum da şey yapmanın anlamı ne? Bak, bilemiyorum. Burası, Enver Efendi geldi burayı yıktı. Yani yıkacağım ayağını buraya boşalttı. Gençlik kulübünü boşalttırdı, yıkacağım ayağını, gençlik kulübünü. Gençlik kulübü var orada, kaç senelik bilmem, gençlik kulübümüz var. Orayı niye boşalttırdınız? Yıkacağım ayağına, orayı boşalttılar. Sonra geldiler buraya, bir şeyler açtı, bir şey yaptılar buraya. İç geçersiz. Ondan sonra içeri boşaldı. İçeri pislik görünmüyor. Emekli öğretmenlerin, ailelerin, yaşlıların, toplumun her kesiminden insanın nefes alıp huzur bulduğu yer şimdi metruk bir binaya dönüştü. Öğretmen evi yıkılır mı yani? Şu olması lazım. Seçim yanaşıyor şimdi. Seçim ayağına şimdi orada gıldır gıcık bir şeyler yapıyorlar. Bak, buraları söktüler. Neymiş burada, burası şey oluyormuş. Buraya bile doğrusu yapmadılar ya. Şuranın pisliğine bakın ya. Yok, şey yapılmıyor. Hem öğretmen oturuyor, hem sivil oturuyor. Buranın aşağı yukarı 10 tane işçisi vardı rahat. 10 kişi buradan ekmek yiyordu. Buraya bunları eline aldılar. Biz burayı belediye bir şey yapacağız dediler. Ondan sonra hiçbir şey olmadı. Burası
Ben konuşmak da yakıştıramıyorum. Cam çerçeve kırılmış. Hem devlete yazık. Bu milletin yetimin hakkı var burada. Milletin vergisiyle bunlar yapılan şeyler. Yani bunlar acaba bir şey yaptık mı zannediler bilmiyorum. Perşembe Öğretmen Evi'nin eski işletmecisi İbrahim Aydaş önemli açıklamalarda bulundu. Evinin bu duruma gelme nedeni mülki amirlerdir. Bu duruma getirenler. Burayı ihaleye vermişler. Sonra da biz Milli Eğitim'e ihaleye vermiş benim yeğenlerime. Sonra da burası yanlış oldu bu ihale deyip çocuklara bu kadar masraf ettirdikten sonra ondan sonra burayı iptal ediyorlar. Darmadağın ediyorlar. Bu hale bırakıyorlar. Geri istiyor da kimden isteyecek öğretmen evini geri? Kim yani belediyeden mi? Belediyeye mi gidecek? Yani belediye başkanı var mı yok mu burada belli mi yani? Belediye başkanı var mı yani? 4 senedir seçildikten sonra nereye gitmiş? Ne yapmış? Burası alındıktan sonra tekrar bir ne oldu burası? Bilgi evi mi ne oldu? Kim verdi ödene? Madem yapıldı bir ara bilgi evi olarak yapıldı. Ondan sonra tekrar onlar niye çıkarıldı? Bilmiyorum yani burada öyle bir mülki amirler el ele vererek Perşembe'yi bu duruma getirdiler yani. Çalıştıranlar için de kötü oldu. Burada bizim en az 200-250 bin liralık malzememiz vardı. Hepsini gittik koymaya yer bile buna. Bağda bahçede koyduk hepsi çürüyor şu anda. Çürüdü. Tabii en az 7-8 kişi çalışıyordu yazın daha fazla ondan sonra. İnsanlar geliyordu rahat ediyordu oturuyordu. Genelde yaşlı öğretmenler işte halka açık bir yerdi yani. Şöyle burada rahat edilecek böyle bir yerde yok şu anda zaten. Tek koluyla hayata tutunan Yaren azmiyle takdir topluyor. Ordu'da doğuştan sağ kolu ve iki bacağı olmayan 11 yaşındaki Yaren Ömer Ustaoğlu okulunda gösterdiği başarıyla herkesin takdirini topladı. Gösterdiği azim ve istekle başta sınıf arkadaşları olmak üzere tüm okula örnek olan Yaren okul yönetimi ve öğretmenliğinin de takdirini topluyor. Yaren'le yakından ilgilenen diğer öğrenciler öğle arası ve teneffüslerde arkadaşlarıyla oynamayı ihmal etmiyor. Altınordu Atatürk Ortaokulu 6. sınıfta öğrenim gören Yaren, büyüyünce Türkçe öğretmeni olmak istediğini dile getirerek bunun için çok çalıştığını da sözlerine ekledi. Arkadaşlarımı herkesi çok seviyorum. Ben arkadaşlarımı çok mutlu oluyorum. Ve onlar beni çok seviyor. Onlar da beni mutlu oluyor. Anne Azime Ömer Ustaoğlu, kızının doğuştan iki bacağı ve sağ kolunun olmadığını belirterek Yaren'i okutmak için Gölköy'den Ordu'ya taşındığını söyledi. Yaren'i okutmak için ben Gölköy'den Ordu'ya taşınmak zorunda kaldım. Yaren için işte şu an kiradayım. Eşim inşaatta çalışıyor. Ama Yaren'i okutmak zorundayım. Yaren'in hep aktif şeylerini yerine getirmek istiyorum. Okul müdürü Hakan Aksoy ise Yaren'e tüm okulun yardımcı olmaya çalıştığını kaydederek Yaren'in tüm derslerinde gösterdiği gayret ve mücadelenin takdir edildiğine ve Yaren'in bazı derslerde sınıf arkadaşlarından daha da başarılı olduğuna dikkati çekti. Yaren derslerinde başarılı bir öğrencimiz. Yaren tek kol olmasına rağmen yazı yazmayı çok seviyor. Kendisi yazı yazıyor, notlarını alıyor, derslerine çalışıyor. Okulda, evde faaliyetler yürütüyor dersler konusunda. Biz de bu noktada hiç eksik, diğer öğrenci arkadaşlarından hiç eksik bırakmadığı gibi hatta diğer öğrencilere göre performansı bazı alanlarda, bazı derslerde daha yüksek. Bu da bizi mutlu ediyor. Yine Perşembe ilçesinden bir haberle devam edeceğiz. Bugün haber merkezinden arkadaşlarımız Perşembe ilçesindeydi. Halkın çeşitli sorunlarına dokundu. O sorunlardan biri de pazar yeriydi. Dağınık pazar yerinden oldukça şikayetçi olan esnaf özellikle kış mevsiminin gelmesiyle birlikte daha da zorlandıklarını söylüyor ve seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan pazar yerinin dağınıklığı pek çok vatandaşın tepkisini çekiyor. İyi olur tabii ki. Herkesin belirli bir yeri olsa,
Burada biz kendi kendimize geliyoruz, kendi kendimize gidiyoruz. Hiç kimse ilgilenmiyor. Şeyde kiliste böyle kapalı yerlerde satıyorlar. Pasaj yapmışlar. Çok güzel ötebir satılıyor. Buralarında öyle olmasını isteriz tabii ki. Siz pazar herhalde düzensiz evet. Pazar. Çok düzensiz. Pazarın bir düzeni yok. Pazarın ne evet. De düzeni? Herkes istediği yere duruyor. Herkes bir evden 3-4 kişi pazar kuruyor. Neyin olduğu belli değil. Başımızda kimse yok. Bir başkan gelip de bu pazarın durumu ne? Sen beyi nerede, sen neredesin? Garı hocam bir de durur. Bir Hasan yere koyuyor. Bir iki yere duruyor. Köylü ne yaptığı belli değil. Geldiği çarşambası, peşambası. Doldurdular ortalığı. Peşambacın ölü terme, çarşamba buranın ekmeğini yeşilip yuvalıp gidiyor. Uzun yıllar burada organik ürünlerini sattıklarını söyleyen pazarcılar bir düzenin olmamasından yakınıyor. Bu haksızlık oluyor. Bunda yani çok şikayetimiz var. Tabii ki olsun. Olsun tabii ki. Hani olacak olacak ama kaç seneden beri söylüyorlar. Hiç de olduğu yok kızım be. Ya yaşanmadım bu ya insan soğuk yağmur. Gerçekten olursa çok güzel olur. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii güzel olur. Kim istemez? Çok iyi olur. Orada da bir pazartesi pazarı var. Orası benim çok hoşuma gidiyor. Öyle olsa ne kadar güzel olur. Tabii ki çok zor oluyor. Tabii ki zor oluyor. Hem buranın abla atlarına kediler köpekler pisliği. Aşağıdan o kadar kokusu geliyor. İyi mi oluyor? Özellikle kışın şartların daha zor olduğundan bahseden pazarcılar kapalı pazar yeri istiyor. Olur aslında. Evet. Hep temennimiz o da. Bir türlü olmuyor. Ne yapmamız gerekiyor? Size soralım. Elimiz ayağımız donuyor. Şu anda buz gibi oturuyoruz. Millete amma hizmeti yapacağız diye böyle donuyoruz. Daha iyi olur çünkü yağmurlardan, fırtınadan vallahi hem meyveler hem müşteri hem biz rezillik çekiyoruz yani. Bence kapalı bir pazar olsa burası çok güzel olur. Ordu'daki gibi mesela. Böyle bir kapalı sistem olsa burada gerçekten harika olur. Burada da bilmiyorum öyle bir şey düşünüyorlar mı? Başkanlar ne düşünüyor ama açık pazar hiçbir zaman bana göre... Yazın güzel de kışın hiç çekilmez ya. Evet, daha iyi olur. Bizim köy pazarı burası. Organik ürünlerimiz bizim. Millette para yok. Alamıyorlar. Sabahtan beri bekliyoruz işte. Daha iyi olur. Tabii belediyemiz burayı kapatsa daha hoş olur. Seçim gündemiyle devam ediyoruz yeniden. 2019 Mart yerel seçimleri yaklaşırken adaylar ve aday adayları sahada çalışmalara devam ediyor. O isimlerden biri de Adalet ve Kalkınma Partisi Çamaş Belediye Başkan aday adayı Mesut Türkeli. Türkeli de Çamaş ilçesinde tarım, eğitim, istihdam ve sosyal alanlarda birçok projesi olduğunu belirterek destek istiyor. Türkiye 31 Mart 2019 sabahı sandık başına gidiyor. Yerel seçimlere 4 kala siyasi partilerde aday adayları saha çalışmalarını da sürdürüyor. O isimlerden biri de AK Parti Çamaş Belediye Başkan aday adayı Mesut Türkeli oldu. Türkeli seçim bölgesi Çamaş'ta sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadı. İlçeyi adeta karış karış dolaşan Türkeli, başta tarım, eğitim, istihdam, şehircilik ve sosyal yaşam adına uygulayacağı projeleri de vatandaşlara anlatıyor. Bürokrasi alanında yıllardır başarılı işlere imza atan Mesut Türkeli, yerel seçimler için Çamaş hemşehrilerinden de destek istiyor. Öte yandan Mesut Türkeli seçim çalışmalarını sürdürürken, diğer tarafta Çamaş ilçesinde dedikodular da kulaklara gelmeye başlıyor. Özellikle AK Parti'de bazı isimlerin belediye başkan adaylığı için Ankara'dan söz aldı ve diğer adaylara deyim yerinde ise yarışta tek başına ben varım söylemlerinde de bulunduğu iddia ediliyor. Özellikle adayların önümüzdeki günlerde AK Parti Genel Merkez özelinde belirleneceği de hesaba katılırsa bu tarz söylemlerde bulunulduğu iddia edilen isimlerin de vatandaşları farklı yönde etkilediği iddia ediliyor. İstanbul'da hatırı sayılır bir ordulu nüfusu var. İşte bu nüfus siyasette de temsil edilmeyi bekliyor. Bu anlamda ordunun önemli isimleri siyasete atılmak adına çalışmalar yürütüyor. O isimlerden ikisi Şenol Özden ve Serdal Çatanak. Esof eski başkanı iş adamı Serdal Çatanak, Esenyurt Belediye Başkan aday adaylığı. İş adamı Şenol Özden ise Arnavutköy Belediye Meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusunu yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel idareler seçimleri yaklaşırken İstanbul'da yaşayan ordulular da iş dünyasının yanı sıra siyasette de varlıklarını hissettirmek ve gurbetçi orduları temsil etmek için belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği için aday adaylı başvurularına devam ediyor. Müzik
İstanbul Esenyurt'ta MHP Belediye Başkanı aday adaylığına önceki dönem Esof Başkanı Ordulu İş Adamı Serdal Çatanak'tan geldi. Yoğun ordu nüfusuna sahip Esenyurt'ta bu sefer Ordulu Başkanı olacak sloganıyla 5000 kişilik bir toplulukla MHP ilçe binasına giden Serdal Çatanak coşkuyla karşılandı. MHP ilçe başkanlığına başvurusunun ardından açıklamalarda bulunan Serdal Çatanak, sloganlarının Esenyurt'ta bu sefer Ordulu Başkan olacak derken neden başkan aday olduğunu anlattı. Binlerce insan katıldığı bu konvoyumuz, halkımız bize teveccühle karşıladı. Bütün Esenyurt'u dolaştık. Esenyurt'ta tecrübeliyiz, dernekçilikten geliyoruz. Ondan sonra federasyon başkanlığı yaptım bildiğiniz gibi. Bölgeye hakimiz, Allah'ın izniyle genel başkanımızın işaretiyle çalışmalara başlayacağız. Gerekli ekibimiz, yapmış olduğumuz projeleri ilerleyen zamanlarda size bunları tekrar anlatacağız. Mutluyuz. Bu kutlu yolda inşallah güzel şeyler yapacağız. Esenyurt halkına hak ettiği değeri vereceğiz. Arnavutköy'de de iş adamı Şenol Özden, belediye meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Kalabalık bir hemşehri topluluğuyla Arnavutköy MHP ilçe başkanlığına giden Ordulu İş Adamı Şenol Özden başvurusunu gerçekleştirdi. Siz hoş geldiniz. Şenol Özden başvurusunun ardından TV2 mikrofonlarına açıklama yaptı. Neden aday aday olduğunu anlattı. Arnavutköy'de biz belirli bir nüfusa sahibiz. Yıllardır temsil yeterince iyi temsil edilmediğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı da Milliyetçi Hareket Partisi bizim sürekli yanında olduğumuz bir parti. İnşallah böyle bir yola çıktık. Aday adayız. Aday olursak, Arnavutköy'de kendimizi temsil edebilirsek, Arnavutköy'de özellikle 5-6 bin nüfusa sahibiz. Bundan sonra hizmet için, yani özellikle öncelikle kendi hemşehrilerimizin sesi olacağız. Daha sonra tabii bütün Arnavutköy. Herkes bizim için aynı. Olabilirsek inşallah böyle bir yolda baş koyduk. TV52 ekranlarının en önemli iş ortaklarından biri emlak sektöründe öncü bir firma. İşte bu firma İstanbul'da müşterileriyle Türkiye'nin birçok noktasında bulunan STK'larla düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. TV52'nin ana sponsoru Arsa Ofisi İstanbul'da önemli bir organizasyona imza attı. Arsa Ofisi tarafından yurt içi, yurt dışı ve pek çok ilden katılımcıların yer aldığı kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltıya ilgi ise bir hayli yoğundu. İş adamları, sivil toplum kuruluşu başkanları, sanatçılar ve aileler hep birlikte kahvaltı etmenin mutluluğunu paylaştı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kahvaltı programı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbayır'ın konuşmasıyla devam etti. Sadece kahvaltı programımıza katılabilmek için Avusturya Viyana'dan, Samsun'dan, Almanya'dan ve burada bile evlerinden uzak kalaraktan gelen birçok kişi var. Tek tek isim sayamayacağım. Kusura bakmayın. Bütün derneklerimize, vakıflarımıza, vakıf başkanımız burada, dernek başkanlarımıza, hepiniz ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Programda yöresel oyunlarda dikkat çekti. Kahvaltının ardından Arsa Ofisi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbayır ve Başkan Yardımcısı oğlu Alperen Akbayır TV2 mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Bundan sonraki süreçte bu tür organizasyonların devam edeceğini ve en büyük yatırımın insan gönlüne yapılacağını ifade eden Akbayır ailesi, TV52 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay başta olmak üzere desteklerinden dolayı TV52 ekibine teşekkür etti. Bizim için güzel diye gördüğümüz, daha iyilerini yaşamak için çabaladığımız, demek ki yapabiliyoruz diye düşünüyorum. Belki biraz daha eksiğimiz vardır. Onu da hep birlikte sizlerle beraber tamamlayacağız inşallah. Ama uzaktan yakından katılan herkese, Avusturya'dan, işte Samsun'dan, Almanya'dan
gelen misafirlerimiz var. Bunları da duyunca, görünce bizlere olur mu? Onun için kelimeyle nasıl anlatılır bilmiyorum ama ben tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu arada sizlere de çok teşekkür ediyorum. Diğer sattığımız herkeste bir aile bahsediyoruz. Şunu belirtmek istiyorum. Bugün ben şimdi şunu gördüm. Düşünün ki bir davet var. Düğün de yere davetlisiniz, misafirsiniz. Ve misafir olarak diğer misafirlere çay ikram ediyoruz. Diğer misafirlerin eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Ben burada bunu gördüm. Ve ben burada şunu anladım ki bizim aslında şunu yapmış olduğumuz işlemiz gerçekten birer aile olmuş. Çünkü içeride bakıyorum benim müşterim bu. Misafirim burada. Ama bana diyor ki Alperen diyor şöyle bir eksik var şurada bir çay ikram ediyoruz. Ben o çayı almaya gidiyorum. Ya da başka bir misafirimiz, yine diğer bir misafirimizi bir ikramda bulur. Bu bizi çok gururlandırır. Ben hepsine de gerçekten teşekkür ederim. İstanbul Korganlılar Derneği'nde de seçim vardı. Seçimli Genel Kurul'a tek listeyle gidildi. Seçimlerde Salim Dere görevi Salim Küçük'e devretti. Dostlarıma teşekkür ediyorum. İstanbul'daki Korganlılar düzenlediği kahvaltılı kongre ile yeni yönetimini seçti. Düzenlenen kongreye Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Ordu'ya Başkanı Celalettin Dervişoğlu, kamu çalışanları, dernek başkanı Cengiz Aydemir, dernek başkanları, basın mensupları ve dernek üyeleri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından kongre seçimlerine geçildi. Tek listeyle giden seçimlerde Salim Küçük ve yönetimi iş başına getirildi. İstanbul Korganlar Derneği gerçekten dernekçilik anlamında örnek programlar yapan, örnek çalışmalar sunan... Kongre seçimlerinin ardından açıklama yapan derneğin 2012'den bu yana başkanı Salim Dere, yeni yönetime başarılar dileyerek bundan sonra Korgan hizmetlerine Korgan Dernekler Federasyonu Başkanı olarak devam edeceğini söyledi. Ben burada genel kurulun hayırlı vesile olmasını diliyorum. Seçilecek arkadaşlarım da her türlü yanımdayız inşallah. Ben Salim Dere olarak bundan sonra Korgan Dernekleri Federasyonu'nda görevimi daim ettireceğim. Sizlere de teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Yeni başkan Salim Küçükse zor bir işe talip olduğunu söyledi. Ancak sevgi emek ister diyerek bu sevgiyi büyütmek için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. Gitti bir Salim, geldi bir Salim. Hayırlı olsun Sayın Küçük. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Organlarımızın logosunda sevgi emek ister diyor. Biz de gerçekten zor bir işe talip olduk. Bugün burada gerçekten hemşehrilerimiz akın akın geldiler. Bizleri yalnız bırakmadılar. Burada hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere de basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Biraz heyecan var bugün açıkçası bizde. İnşallah bundan sonra bu heyecanlarımızı da gidereceğiz. Teşekkür ediyorum. Ordu'ya Başkanı Celalettin Dervişoğlu da kongreyi değerlendirdi. Yeni yönetime başarılar diledi. Bugün ordumuzun, Ordu Dernekler Federasyonu üye derneği olan Korganlar Derneğimizin olağan kongresi için buradayız. Yeni bir nöbet değişimi oluyor. Bundan önceki Salim Dere ve önceki başkan ve yönetimle ben yaptıkları hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve yeni görev alan yeni başkan ve yönetimle bundan sonraki programlarında yapacağı etkinliklerde kolaylıklar olmasını temenni ediyorum. Derneğin eski başkanlarından Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz da her zaman olduğu gibi bundan sonra da derneğin yanında olacaklarını ve güzel işleri imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Ben de uzun yıllar, 8 yıl gibi bir zamanda derneğin başkanlığını yaptım. Ve bu derneğin kurucusundan Bedesilme, Burhan Uzan, Recep Baş ve şahsım ve benimden sonra da yine İsmet Gürçen ve Salim Dere bugün de kıymetli dostumuz arkadaşımız dernekte bu yıllar görev yapmış Salim Küçük arkadaşımızın görevi devreye almasıyla inşallah kurganlar daha güzel bir yerlere geleceğini taşıyacağına inanıyorum. İnşallah Rabbim utandırmak. Biz de Korkan Belediye Başkanı olarak, Tuncay Kiraz olarak her zaman derneğimizin yanında olacağız. Eyüp Ordulular Derneği'nin 4. olağan kongresi de yapıldı. Kongrede yeni yönetim kurulu belirlendi. Eyüp Ordulular Dernek Başkan Yardımcılığına Yüksel Kaya getirildi. Eyüp Ordulular Derneği'nin 4. olağan kongresi saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı.
Divan Başkanlığı'na oy birliğiyle Eyüp Ordular Dernek Başkan Yardımcısı olarak Yüksel Kaya, yardımcıları olaraksa Kazım Alakurt, Selda Baştürk ve Ramazan Ünver seçildi. Dernek Başkanı Şenol Gündüz, misafirlere hoş geldiniz mesajlarını ve derneğe katılım sağlayan yeni yönetim kurulu arkadaşlarına hayırlı olsun dileklerini iletti. 4. Olağan Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel günde zamanınızı ayırıp buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. ORDEF Genel Sekreteri Sezer Turan ise kongre ile ilgili konuşmasını gerçekleştirdi. Öncelikle gelmiş olan arkadaşlarımızla da beraber kongre olacak. Dolayısıyla kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçmiş dönemde görevmiş arkadaşlarımızı emekleri için şükranla onlara kutluyoruz. Yeni görev olacak arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ordu Ticaret Borsası'nda bugün 50 randımanlı tombul kabuklu fındığın kilogramı 12 lira 50 kuruştan işlem gördü. Altın fiyatları: Cumhuriyet altını 1430 lira, gram altın 213 lira 40 kuruş, çeyrek altın 349 lira 28 kuruştu. Döviz fiyatları ise: Avro 6 lira 09 kuruş, dolar 5 lira 33 kuruştu. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 92.227 puandan işlem gördü.